Merhabalar. Hadi arkadaşlar buyurun. Bu tarafa da geçin biraz. Yaklaşık bir hafta önce Yücel hocamızla yollarımızı ayırdık. Hayırlısı olsun diyelim. Şu anda Sayın Mehmet Özdilek hocamızla anlaşmayı sağladık. Ve sağ olsun bizle beraber dün sağlandı. Bugün bizle beraber geldi. Ve bizden daha heyecanlı. Hemen bugünden itibaren görevi devraldı. Biliyorsunuz bir hedefimiz var. Aynı hedefte bizle beraber, Mehmet hocamız da sağ olsun bizden daha hızlı. Bizle beraber aynı hedefe doğru elimizden ne gelirse mücadelemizi beraber bundan sonra sürdüreceğiz. Anlaşmamız bir yıllık. Sezon sonunda tekrar karşılıklı görüşülüp uzamalı şekilde anlaşmamız var. Hayırlısı olsun her iki tarafa da. Şehrimize de hayırlı olsun. Allah utandırmasın inşallah. Her iki tarafa da hayırlı olsun. Sözü öyle başlayayım. Dün itibariyle başkan ve yönetim kurulundaki arkadaşlarla birlikte İstanbul'da bir araya geldik. Çok fazla konuşmadık değil mi başkan? Evet. Çok fazla konuşmadık. Önemli olan o enerjiyi iki tarafında birbirinde yakalaması. Biz o enerjiyi yakaladık. 12 yıldır birlikte teknik adamlık yapıyorum Süper Lig'de. Dolayısıyla bildiğim, tanıdığım bir takımın içine geldim. Geçmişte çalıştığım oyuncular var. İsteyip çalışmak istediğim fakat buluşamadığım oyuncular var. Dolayısıyla bulunduğu konum itibariyle doğru bir takıma geldiğime inanıyorum. Süreç uzun bir süreç. Kolay bir süreç değil. 10-11 yıl sonra tekrar lige gelmek sevindirici ama bu ligin oyuncusu olmak bence istikrarlı bir şekilde çok daha kıymetli, çok daha değerli. Dolayısıyla başkanın büyük hedefleri var. Bu doğrultusunda biz de ona destek vermeye çalışacağız. Ama bu ligde hiçbir şeyin kolay olmadığını altını kalın çizgiyle çizelim. Bu sene ligin biraz daha dalgalı geçeceğini düşünüyorum. Yukarıdaki takımlarla, alttaki takımlarla bu yürüyüşün uzun bir yürüyüş olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir maç kazanıyorsunuz, yukarıdakiyle kafa kafayasınız. Bir kaybederseniz alttakilerle çok kafa kafayasınız. Dolayısıyla o barem çok kısa bir barem. Ama biz oyuncu grubuna inanan bir ekip olarak buraya geldik. Oyuncu grubuna inanıyorum. Daha iyi şeyler yapabileceğini biliyorum. Hazırlıklı geldim, onu söyleyeyim. Dersine iyi çalışan bir adamım. Dolayısıyla inanıyorum ki önümüzdeki günler daha sağlıklı bir şekilde geçecek. Lig devam ediyor. Milli takım arası. İlk maç kendi evimizde iyi bir takıma karşı oynayacağız. Ama bu maçlar keyif maçlarıdır. Burada inşallah düşündüğümüzü, arzu ettiğimizi skorla birleştirerek yüzümüzün akış bir şekilde çıkacağımızı düşünüyorum. Bugün itibariyle de çalışmaya başlayacağız. Biraz yoğunluğumuz var. İşimiz biraz fazla ama biz de çalışmayı seven bir grubuz. İnanıyorum ki her iki tarafın pozitif enerjisi Denizli'yi çok daha iyi yerlere getirecektir diye düşünüyorum. Tekrar üstüne basa basa söyleyeyim. Her iki tarafında, her iki taraf için de hayırlı ve uğurlu olsun. Allah utandırmaz inşallah. Bu ligin çok dalgalanması olduğunu düşünen bir adamım. Çünkü bu lig ilk devre farklı oynanır, ikinci devre farklı oynanır. Dolayısıyla biz ilk önce yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz. Bu ligin oyuncusu olmak çok önemli. Çünkü uzun yıllar bu ligde yoktusunuz. Ve geçen sene müthiş bir hikaye yazarak bu lige geliyorsunuz. Kolay değil, yeni bir takım oluşturuyorsunuz. O oyuncu grubunun birbirini tanıması, zaman alması ve bu ligde tekrar hatırı sayılır bir deplasman haline gelmesi bir süreç. Ama bu süreci çok çabuk atlatacağını düşünüyorum ki
Aslında bakıldığı zaman son 5 maçta bir sıkıntılı bir süreç gibi görünüyor. Kazanamamanın getirdiği bir psikolojik baskı veya travma olabilir ama çok tecrübeli oyuncularımız var. Yani bu ligin çok içeriğini bilen oyuncularımız var. Dolayısıyla bu süreci aşacağız. Gelebilecek her türlü hedefe varız. Çok net, altını çizeyim. Gelebilecek her türlü hedef içerisinde olmaya hazırlıklıyız. Ama dediğim gibi bu ligin oyuncusu olmak, istikrarlı bir şekilde bu ligde kalıcı olmak bence en önemli düşünülmesi gereken unsurlardan bir tanesi. Ama gelirse de 5, 4, 3, 2 hiç fark etmez. Hepsine hazırlıklı olacağız. Şimdi tabii isim vermek başka bir yerlere gidebilir. Çünkü geçen sene birçok oyuncuyu almak istemiştim. Bulunduğum coğrafi ilin neticesinden dolayı çok fazla olmadı. Bir sene evvelki ki bunu ifade edeyim, Rodega'yı Konya'ya çok almak istemiştim ama o zaman da olmamıştı. İşte burada nasip oldu. İsmail Asiyete'yi Türkiye'ye ilk getiren benim zaten. Öbür türlü bu ligi iyi bilen, iyi etüt eden bir insan olarak bütün oyuncuları çok yakından tanıyorum zaten. Hepsi dönem dönem rakibimiz oldu. Diyaloglarımız oldu. Bugün itibariyle onların başında görev yapacağız. Onlar bizi tanıyor, biz de onları tanıyoruz. İnanıyorum ki bu birleşim çok daha sağlıklı olacaktır. Ona bakacağız, kendisiyle de konuşacağız. 3-4 hafta mı olur? Tabii kendinin en iyi doktor kendisimiz. Muhakkak ki tedavi anlamında ona o tölereyi yapıyorlar ama önemli bir oyuncu, onun altını çizelim. Bu ligin kalbur üstü oyuncularından bir tanesi. Fenerbahçe maçı için söylenecek çok fazla bir şey yok. Cami olarak hazır olacağız ona. Böyle maçlar hem camialar için, hem oyuncular için, hem bizler için, hem başkan ve yönetimler için bence bayram havasında geçmesi gereken müsabakalar. Burası Denizli, burası bizim evimiz. Burada biz istemediğimiz sürece bizden kimse hiçbir şey alamaz. Dolayısıyla bizim ortaya koyacağımız tablo, enerji, mücadele belirleyici olacak. Bu Fenerbahçe maçı için de geçerli. Diğer Anadolu takımları için de hiçbir ayrımımız olmayacak ama kendi evimizde oynadığımızı hissettireceğiz muhakkak ki. Bunu zaman gösterecek. Bugün itibariyle bu işin bir de reel tarafı var. Bunun reel tarafı da o yeşil saha. Yeşil sahada doğru işler yaparsanız muhakkak ki aynı düşünceye sahibiz. Uzun ömürlü olur. Ama ben imzalara çok takılan bir adam olmadım hayatım boyunca. 5 yıllık yaparsanız 5 ay kalırsınız. 5 aylık yaparsanız 5 yıl kalırsınız. Dolayısıyla işinizi doğru yapmanız çok önemli. Biz doğru yapmaya çalışacağız. Ondan sonraki süreçte de oturur konuşuruz. Tabii ki ben uzun yıllar bir yerde çalışmaktan yana olan bir teknik adamım ama bunu belirleyici olan unsurlar var. Bu unsurların doğru olması çok önemli.